Laboratuvar bulguları ne diye baktığınızda bu laboratuvar bulguların hiçbiri spesifik değil. Hastalarda aşırı derecede sıvı elektrolit dengesizliği vardır. Bu sıvı elektrolit dengesizliğinin laboratuvara yansımaları olur. Yani ne olur? Hemokonsantrasyon olur. Ne olur? Sodyum, potasyum, magnezyum, klor dengesi bozulur. Hastalarda lökositoz olur. Eğer strangülasyon varsa, iskemi varsa ona bağlı asidoza kadar giden laktik asit birikimi olabilir. İskemiye bağlı üremiler olabilir. Eğer pankreatik nedenli bir ileus varsa hiperamilezemi görülebilir. Veya altta yatan bir tümör varsa uzun süredir hastalarda derin anemi görülebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.